Selam arkadaşlar, daha önce de gameplay videosunu çektiğimiz yeni mobile MMORPG Neverland Adventure'a tekrardan bir göz atacağız. Oyunun 2022 yılında tekrardan betası açıldı. Neler değişmiş, neler değişmemiş, oyunun performansı gelişmiş mi? Bunları hep beraber bir değerlendirelim. Oyunun indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ama videoyu izlemeden indirmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Boşuna gigabaytlarınız gitmesin, bu kanalı boşuna açmadık. İzleyin, beğenirseniz indirirsiniz. Hadi şimdi oynamaya geçelim. Şu an oyunun içerisindeyiz arkadaşlar. En yüksek ayarlarda oynuyorum bu arada. Şöyle biraz yakınlaştırayım, göstereyim size de. Oyun anime tarzında bir yapıma sahip. Ayarlara tekrardan göz atayım ki en yüksek ayarlarda oynadığını zannetmeyeyim. Bakayım, evet. En yüksek ayarlarda oynuyorum. Oyunu kaç FPS oynuyoruz şu an? 32 FPS. Yani oyunun 60 FPS desteği yok arkadaşlar. Yani çevre tasarımına baktığımız zaman klasik anime tasarımına sahip bir MMORPG gibi duruyor. Zamanında bu oyunu nasıl Genshin Impact'le kıyasladılar gerçekten anlaması güç. Genshin Impact'in yanından bile geçemez. Bu arada bu oyun ilk duyurulduğunda öyleydi ha. Genshin Impact'le falan kıyaslıyorlardı. Bu da oyunun yanlış reklam politikasından kaynaklıydı. Abicim bir mantar olmadığımız kalmıştı, mantar da olduk. Oyundaki sınıf seçim ekranını gösteremedim size çünkü beta'da olduğundan yeni karakter açabilmem için 40 level'a ulaşmam gerekiyordu ama klasik sınıflar var. Alt sınıf seçeneği de yine yetenek ağacı sistemi de mevcut arkadaşlar. Şu an galiba güzel bir dungeon atacağız. Oyundaki yetenek animasyonlarını beğeniyorum. Düz vuruş sistemi güzel ama hareket halinde saldırı yapamıyoruz. Bu benim gibi bu sistemi sevmeyenler için biraz üzücü olabilir. Şimdi şöyle bir yetenek kullanalım. Bu yeteneğimiz nasıl? Yetenek güzel. Bu yeteneğimiz nasıl? Bunun da animasyonu güzel. Bu nasılmış? Bu da güzel. Yetenek animasyonları oldukça güzel bence. Yani çok parlak da değil. Etrafa çok yayılan parçacık efektleri de yok. İdare eder. Bir anime oyunundan daha ne beklersin? Abi tek sıra ordu geliyor sanki. Haa, bunda bir de böyle bir sistem var bu arada. Böyle değişik peri kızları gibi şeyler var. Bakın tepede uçuyor, gördünüz mü? Onları birleştirip geliştiriyorsunuz. Onların yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Ufak da bir pink var galiba oyunda. Tabi Avrupa sunucusu değil. Hani yüksek ihtimal bu yıl bu oyunda tam sürüm olarak yayınlanacaktır arkadaşlar. Bundan daha fazla da herhangi bir beta'ya açılacağını zannetmiyorum. Şöyle kaçalım da. Neyse, basit bir boss'tu. Öğretici bir boss zaten. Bu tarz bosslar zorlaması hiçbir zaman. Bakın şu sistemden bahsediyorum. Benim Iris isimli bir peri kızım var. Şimdi bunu geliştireceğim. Bunu geliştirirsem savaşma gücüm de artacak. Onun yeteneğinin verdiği hasar da artacak. Yine bu oyunda çok önemli bir şey. Mutlaka yanınıza aldığınız perileri önem göstermeniz gerekecektir. Binek sistemi de açıldı. Güzel. Binek varmış ama lütfen bu bineği verme ya. Ben sevmiyorum bunu ya. Abi bu ne, böyle binek mi olur oğlum? Topa mı biniyoruz, kuşa mı oğlum? Bu ne ya? Ne yapacağız, bineğin rengini mi değiştireceğiz? Ha, sarı yapalım, tam yumurta olsun. Ha, rastgele verecekmiş. Yine beyaz verdi oğlum, değiştir, ben istemiyorum bu rengi. En azından krem rengi olsun. Abi şu bineğe bak ya oğlum, bu ne? Çıldıracağım, bineğe bak. Daha havalı bir şey verseydin ya. Bol bol canavar tokatlayacağız gibi duruyor, bakalım. Hadi hayırlısıyla. Biz neden hep mantar dövüyoruz abi? Mantar yemeyi de çok severim. Şimdi onlara vurmak çok canımı sıkıyor. Yalnız bunların canları çabuk gitmiyor ha. Güzel. Savaş hissiyatı güzel ama böyle non target bir oyuna göre sanki tek bir karaktere fokuslanması iyi değil. Hani böyle alan yetenekleri atınca tamam, bir sıkıntı yok da. Düz vuruş sanki tek bir karaktere fokuslanıyor. Bir goblin kesmediğimiz kaldı. Mantarlardan direkt goblinlere geçmek birazcık tuhaf oldu. Ben kendim izometrik açıya aldım kamerayı şu an. Yani istersem şöyle yine çevirebilirim. Savaşması çok zevkli değil ya. Yani ilk etapta, ilk betalarda oynadığımda biraz beğenmiştim ama ping probleminden midir nedir? Şu an bunda savaşmak çok içimi açmadı. Anlaşılan kesebildiğimiz kadar kesmeye devam edeceğiz bu koridor mantığında. Mükemmel. Çok tatlı bir boss'la savaşmaya başlıyoruz. Oo, bu ne lan? Değişik bir şey kullandık. Saldır koçum, bunu da keseriz, problem değil. Saldır kurt murt, bize fark etmez. He, bunu da gösterecektim. Bu arada farklı sınıfları da oynayabiliyorsunuz. Ben de şu an tek bir sınıf açık. Tuşa basınca aklıma geldi.
Bu bizi kesemez yüksek ihtimal ya. Kesse zaten bizi buraya sokmazlar. Bu tarz basit MMORPG oyunlarında genelde durum böyledir. Bu oyun Avrupa'ya geldiğinde yani yine bir oyuncu kitlesi olur da böyle çok da popüler olacağını zannetmiyorum. Şimdi bu savaştığımız koridor sisteminde gördüğünüz gibi bölüm bölüm ilerleyip daha da güçlü bosslara karşı savaşabiliriz. Karşılığında da geliştirme itemleri alıyoruz ve karakterimizi daha da hızlı geliştiriyoruz. Bu videoda PvP yapamayız zannedersem. Oyunun PvP'sinin de açık dünya PvP olduğunu düşünmüyorum. Yüksek ihtimal arena PvP sistemi mevcuttur. Bu arada bu oyunun grafik update almış hali arkadaşlar. Yeni bir kostüm verdi. Kostüm sistemi de böyleymiş demek ki. Belli başlı level'larda bu tarz kostümler verebiliyor. Bu kostümlerin rengini de değiştirebilirsiniz. Abi oyunda bir de sprint sistemi denilen bir şey açıldı. Bu da mı acaba yanımızda geziyor bakayım. Galiba o da yanımızda gezecek. Şu an iki peri de zaten tepemde geziyor. Ekstra bir üçüncü de gezerse tam olacak artık. Oyunda böyle herkesin toplandığı bir şehir tasarımı da var arkadaşlar. Tabii şu an oyun beta'da ve boş olduğu için çok kişi görmüyoruz ama tam sürüme geçtiğinde buralar insan kaynıyor olacak. Öyle binlerce oyuncu da oynamaz ama kısmen de olsa bir açık dünyaya sahip olduğu için en azından açık dünya MMORPG severler tercih edebilir. Yalnız hala neden oyunu 60 FPS seçeneği getirdiler anlamış değilim. Şu an bakıyorum tekrardan. 30 FPS, 33 FPS, en yüksek ayarları alsan da her şeyi yapsan da oyunda sadece 32-33 FPS civarında oynayabiliyorsun. 60 FPS olması lazım bence ya. Yani 144 Hz ekran yenileme hızına sahip telefonlar var piyasada. Otomatik atağı merak edenler varsa gençler gördüğünüz gibi oyunda şu an oto bir şekilde görevleri yapıyor. Perilerimizin yeteneklerini kullanıyoruz bol bol. Kendi yeteneklerimizin tamamı açıldı. İleride açılacak bazı yeteneklerle bunları değiştirebileceğiz. Ama öyle ağam şam bir yetenek sisteminin olmadığını da net bir şekilde size söyleyebilirim. Şu yetenek animasyonlarına şurada tekrardan bakmak istiyorum bir karakterlerimizin falan. Şu yeni açılan yeteneğimin animasyonuna bakın. Güzel. Hemen şuna bakalım. Bunu gerçekten beğendim. Mükemmel. Bunlar yeni açılan. Şu yeni perimin yetenek animasyonuna bakalım. İdare eder. İkisi de buzcu herhalde. Aynen ikisi de buzcu. Yalnız oyun bir tane katana verdi. Level 65'te giyebiliyormuşum ama level 65'e kadar nasıl sabredeceksek artık. Oyunda craft sistemi var, maden sistemi var. Bu şekilde maden toplayabiliyorsunuz. Aşçılık sistemi var. Bu şekilde kendi canınızı yenileyebilecek malzemeler, yemekler üretebiliyorsunuz. Son zamanlarda klasik olmuş mobil MMORPG'lerde yaygın olan birçok özellik bu oyuna da tanımlanmış. Tatlı grafiklerin yanında hani bu tarz standart bir oyun oynamak isteyenler deneyebilir. Bakın şu an bir craft sistemini görüyorsunuz. Hemen bir taş üreteceğiz burada. Güzel de bir animasyon eklemişler. Gençler mükemmel bir kostüm daha verdi bakalım. Hadi bu kostüm nesi duracak üzerimizde. Bildiğin okul çocuğu gibi olduk. Güzel. Bu tarz farklı Asya kültürünü yansıtan kostümleri bazen sevebiliyorum. Ama daha yırtıcı kostümler hoşuma gidiyor. Oyunda da çok farklı kostüm seçeneği var. Yüksek ihtimal şunlardan birkaçını göstereyim bakın. Şunun tasarımını çok beğendim. Set halinde. Mesela bu da çok güzel. Burada başka size gösterebileceğim kostüm seçeneği. Güzel. Güzel. Resmi kostümler var biraz. Böyle yüksek özelliğe sahip. Böyle fantastik kostümler yok galiba. Diyecektim kuyruklu bir tane kostüme denk geldik bile. Yani anlayacağınız bol bol kostüm seçeneği var. Bu sadece ve sadece tabii ki zırhımızda falan değil. Bu şekilde silahımıza da kostümler elde edebiliyoruz. Bunlar da gayet sade ve şık duruyor. Oyunda kanat sistemi olmazsa şaşıranlar olabilir aramızda. Tabii ki oyunumuzda farklı tarza sahip kanat sistemleri de var. Ama çanta falan da takabiliyormuşuz. Bu çok şık olmuş. Bence sadece kanat takmamak oldukça güzel. Yani her şey güzel hoş da dediğim gibi hissiyat yönünden birazcık eksik bir oyun gençler ya. Yani ben mesela uzun süre oynayabileceğimi zannetmiyorum. Güzel bir ilk bakış attığımızı düşünüyorum. Umarım hoşunuza giden güzel bir tanıtım videosu olmuştur. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben ortalama görüşlerimin hepsini videoda söyledim ve gördüğüm kadarıyla en son betadan bu yana kayda değer bir gelişme olmamış. Tam sürümede yüksek ihtimal
bu yıl çıkacaktır arkadaşlar. İndirip beta'da bu oyunu denemek isteyenler açıklama kısmına uğramayı unutmasın. Oraya mutlaka indirme linkini bırakmış olacağım. Bu videomuzun sponsoru oyuncuların vazgeçilmezi Monster Pusat K3 Pro mekanik klavye. Piyasadaki en pahalı mekanik klavyeleriyle aynı özelliğe sahip olmasına rağmen fiyat performans bandında bir ürün. 104 adet Red Switch mekanik tuşa sahip. 18 farklı RGB ışık moduyla Monster yazılım desteği mevcut. 4 farklı gamerlar için tasarlanmış RGB ışık moduyla kullandığım en iyi klavyelerden biri. Alüminyum yapısıyla sağlam bir kasası var ve altın kaplama USB ile gecikmesiz bağlantı sağlanabiliyor. Üstelik premium klavyelerde olan kolayca takıp çıkartabileceğiniz bilek desteği de mevcut. En güzel özelliği de 5 adet yazılım gerektirmeyen programlanabilir makro tuşu, 4 adet multimedya tuşu, 4 adet ışık ayar tuşu ve tüm tuşlar için anti-ghosting özelliği de var. Aynı zamanda Monster Notebook ürünlerinde ömür boyu garanti kampanyası ile Monster Notebook teknik servislerine cihazınızı götürerek veya ücretsiz kargo hizmetini kullanarak ömür boyu bakım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Her 6 ayda bir cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor. Açıklama kısmına bıraktığım link ile ömür boyu bakım garantili Monster Notebook satın alabilir veya ürünleri inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.